Merhaba. Coşkunu bul ve yoluna devam et demiştik. Ancak nasıl? Çünkü herkes bir şey söylüyor ve kafan iyice karıştı, öyle değil mi? Çok iyi bir iş sahibi olmalısın, çok iyi para kazanmalısın ve kariyerini çok iyi yönetmelisin. Bazen geç kalmışlık hissiyle birlikte bir baltaya sap olamayacak mısın? Her şeyle neden bu kadar ilgileniyorsun? Niye odaklanamıyorsun gibi cümleler karıştığında başkalarının haklılığı da ortaya çıkıyor olabilir. Ancak bir yeteneğin var, yakala onu. Yeteneğini nasıl yakalayacağın konusunda bir başlangıç haritası oluşturacağım bugün ve 6 adımda sen tek tek çek ederek bir yere getireceksin bunu. Coşkunu ve tutkunu yakalayacaksın. Çünkü sevmediğin bir işi yaparsan hem kendine hem hizmet ettiklerine hem de o işe saygısızlık etmiş olacaksın ve zarar vermiş olacaksın. Oysa tutkunu yaparsan zamandan ve mekandan ayrı olabileceğinin en iyisini olurken sadece çok eğleneceksin, bir de üzerine para kazanacaksın. Hadi hep birlikte keşfe çıkalım. Gerçek tutkunuzu bulmak için adım 1. Bedeninizi keşfedin. Arkadaşlar, sizi coşturan şey her neyse onu keşfe çıkın. Bir ava çıkar gibi. Onu keşfedin. Bedeniniz nerede hafif? Neyi yaparken çok enerjiksiniz? Neyi anlatmaktan çok keyif alıyorsunuz? Arkadaşlarınız, yakınlarınız size şöyle soruyor. Hey, bunu nasıl yapıyorsun? Anlatamazsın. Çünkü o kadar doğalındadır ki, o kadar kolaydır ki senin için nasıl yaptığını fark edemezsin bile. Yarı trans halinde yaparsın. Ve tıpkı balığın suyun içinde sorduğu gibi, su neye benzer der gibi şaşırıp kalırsın. Çünkü senin doğalındadır ve o seni coşturur. Bütün zamanını alır. Boş vakitlerini ona ayırmazsın. O senin vakitlerini alır. Seni de içine alır. Ve böylece şimdi son 6 ayla 1 yıl içinde bak bakalım paran, enerjin ve zamanın nereye gitti? Bak bakalım kendi kendine, arkadaşlarınla, kankalarınla, okuldayken, işteyken, yoldayken, her yerdeyken acaba en çok neyi düşündün? Ne üstüne yorulmadan, daha iyisi, daha iyisi, hiç doymadan araştırma yaptın ve onu anlatırken çok mutlu oldun. Hatırla, yetenek fısıltıları tam da buralarda bir yerde. Kulak ver onlara. Küçücük küçücük sesler geliyor. Küçücük küçücük adımlar atıyorsun ama hiç bıkmıyorsun, hiç yorulmuyorsun. Tam ondan bahsederken uykun kaçıyor. Tam ondan bahsederken enerji doluyorsun. Eğer iyi yapıyorsan, iyi sonuçlar alıyorsan, algıda seçiciliğin varsa işte o senin yeteneğin. İşle kişiliğin arasında bir uyumsuzluk var mı, yoksa tam anlamıyla bir uyum içinde misin? Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını artık biliyor olmalısın. Nelere katlanıp neleri katlanamayacağını, artılarını, eksilerini, gece mi çalışmaktan hoşlanıyorsun, gündüz mü? Çalışma saatlerin nasıl olmalı? Nasıl bir mekanda çalışmalısın ve ne tür sorumluluklar almaktan çok hoşlanırsın? Tüm bunları tam anlamıyla tarif etmelisin. Yani kendini keşfetmelisin, kişiliğinle birlikte. Burada en önemli noktalardan bir tanesi, artı yani güçlü olan kısımlarınla parlatılması gereken yani olumsuz olan kısımlarını ne kadar geliştirebileceğin. Örneğin yaptığın işte bir rol model var mı? Rol modelin yaptıklarıyla senin kafanda yapabileceklerin arasında bir uyum ya da bir uyumsuzluk var mı? Örneğin hedefteki senle bugünkü sen arasında bir çatışma var mı? Tüm bunları göz önüne tutarak bir listeleme çalışması yapabilirsin. Şu anda okumakta olduğun dalla, çalışmakta olduğun işle, yapmakta olduğun meslekle aslında hedefteki mesleğin arasında bir bağlantı olabilir. Sen henüz fark edememiş olabilirsin. Ancak bir fark yaratacak ve özde değer katacak bir şey yapıyor olabilirsin. Yani kağıt üzerinde, LinkedIn'de ya da profilinde bunu ortaya çıkartacak, parlatacak kısımları da keşfet. Üçüncü adım, işi keşfet. Gerçekten yapmak istediğin, meslek edinmek istediğin şeyi gerçek anlamıyla keşfetmen gerekiyor. Bunu nasıl araştıracağını planla. Çünkü en can alıcı noktalardan biri bu.
neler yapman gerekiyor? En pis yanların nedir? Tahammülü sınırlarının içinde midir yoksa dışında mıdır? En iyi yapanlardan öğren çünkü iyi yapmayanlar zaten kötüleyecek. Ancak tutkulu bir şekilde yapanlardan öğren bunları. Vazgeçtikleri neler? Savaş alanları neler? Nelerden, nasıl büyük savaşlardan geçerek bu işe girmişler ve başarıyı elde edebilmişler ve bunlar senin için uygun mu? Bunun için gerekli web sitelerini, blogları, her şeyi incele. İlgili olabilecek her şeyle bağlantı kur ve bir havuz oluştur. Tüm bunların içine kimlerle tanışman gerekiyor, mutlaka tanışman gerekenler kimler ve kimlere soru sorabileceğini, kimlerden rol model olarak yol haritalarını alabileceğini fark et. Bunları biriktir ve bunlarla birlikte hem kendini hem beni ikna et. Gerçekten bu iş için yaratıldın mı? En kötü yanlarıyla birlikte bana 5 neden ver. Her bir nedende bana bir öncekini daha iyi açıkla. Bu işi istiyorum çünkü. Çünkü ve çünkü. Çünkü ve çünkü. Tam 5 tane cümle kur benim için ve kendin için. Henüz yapmakta olduğun, üzerinde çalışmakta olduğun şey her neyse, bu işe devam ederken, okuluna devam ederken, yaptığın çalışmaya devam ederken paralel bir kariyer yönetiminin planını yapmak durumundasın. Ve bunun için ne kadar çok yeni beceri elde etmen gerekiyor, bunu da fark etmek durumundasın. Bu yeni beceriler için yeni eğitimler mi alman gerekiyor, daha çok zaman ayırman mı gerekiyor? Mesai saatlerinin, okul saatlerinin dışında neleri ne şekilde ayarlaman gerektiğinin iyi bir planını çıkarmak durumundasın. O kadar iyi bir planlama olmalı ki bu, aile bireylerini, gerekirse iş arkadaşlarını, okul arkadaşlarını, paranı, zamanını ve enerjini yepyeni bir plan üzerinde, mesai saatlerinin dışındaki zaman dilimlerinde harcayarak, yeni eğitimler alarak, yeni beceriler edinerek geçirmelisin. Korkunu keşfet. Herkes korkar. Ancak korkunu yakıt olarak kullanırsan bu harika sonuçlar verecektir. Arabanın yağ lambası yanıyor diye arabaya küfreder misin? Korku bir sinyaldir. Yeni bir şeyler öğreniyorsun. Hey dikkat et, dikkat et, daha iyi olsun demektir. Ve böylece korkuyla yapmaya başladığın şeylerde neler, hangi sonuçlar çıkacağı kısmına odaklanırsan, sonuçtan ziyade sürece dikkatini kaydırırsan çok daha iyi olacak. İlkokula gittiğin ilk günü hatırla. İlk kez kalem aldığın günleri hatırla. Arabayı ilk kez kullandığın, ilk tıraş olduğun, ilk yemek yaptığın günleri hatırla. Bugün daha iyisin çünkü yeteri kadar zaman harcadın ve deneyimledin. Ve aslında korkunun en heyecan verici kısmı olduğunu deneyimleyecek kadar çok yaşadım ben. Biliyor musun? Korkuya şans vermelisin ve neler neler getirebileceğine bir bakmalısın. Eğer nefes alacak kadar istersen, Sokrat bir gün oturmuş arkadaşlarıyla havuz başında bir sohbete dalmışken genç bir delikanlı koşa koşa gelmiş ve demiş ki seni arıyordum Sokrat, öğrencin olmak istiyorum. Sokrat çocuğu ensesinden tutup havuza daldırmış nefessiz kalana kadar ve çıkardığında nefes nefese kalan gence sormuş. Suyun altında ne kadar nefes almak istedin? Çok demiş çocuk. Öğrencim olmayı bu kadar istemelisin demiş Sokrat. Eğer nefes alacak kadar bir şeyi isterseniz onun bir yolunu bulursunuz. O duvarları geçersiniz. O cam tavanları yerle bir edersiniz. Çünkü bütün sınırlar kafanızdadır ve başkalarının bilincindedir. Size daima şunu söylerler. O tutmaz. Hayır yapılamaz. Hayır bu imkansız. Oysa denemek ve göstermek zorunda olan sizsiniz. Anlamıyla konfor alanınızı terk etmenizi istiyorum. Burada yepyeni şeyler keşfedeceksiniz. Çünkü bildiğiniz kaosta, yani rahat ettiğiniz ortamda yenilik yok. Orada katlanmak zorunda olduğunuz şeyler var. Ne yazık ki bırakamadığımız alışkanlıklar var. Biz böyle rahatız ama bir adım ileride ne olacağını bilmiyoruz demekler var ve katlanmak var. Oysa bir adım ötede neyi ne kadar başaracağınızı, nasıl yapacağınızı bilmediğiniz için o bir adımı atmakta zorlanıyoruz. Kendimizi durduruyoruz. Niye? Orada sınırlar var, orada başarısızlıklar var ya da belki de başarmak var. Bazen başarmak başarısızlık kadar kafa karıştırıcı olabilir.
Arkadaşlar, yaptığınız iş beğenilmeyebilir, sen de beğenmeyebilirsin. Kaldırıp çöpe at bütün başarısız sonuçları. Eninde sonunda deneye deneye ve bir dahaki sefere neyi farklı yapacağını keşfettiğinde öğrenmiş olacaksın. Ve bu bir süreç. Kendine şefkatli davran. Hiç kimsenin davranmadığı kadar. Çünkü kimse sana çok şefkatli davranmayacak. Sen kendine destek olacaksın. Sen kendine yol arkadaşı olacaksın. Ve sonuç, korkularının üzerine çıkmış, zaferle bayrak dalgalandıran sen olacaksın. Aramıza hoş geldin. Hoca, oradan konuşması kolay tabii, dediğinizi duyar gibiyim. Geçtiğiniz yoldan geçtim. Neler yaşadığınızı biliyorum. Ve nelerle karşılaşabileceğinizi de biliyorum. Bu yüzden eğer geri bildirimleriniz olursa, karşılaştıklarınızı yazarsanız, ki sadece sizin başınızda değil, emin olun yola çıkan herkesin başında benzer şeylerle karşılaşma ihtimali var. Bu yüzden yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hep beraber zenginleşelim. Vakit buldukça cevap vermeye çalışacağım. Ve daha fazla bilgi için videolar var. Ve tabii abone olmayı da seçebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ve bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.